Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte The Man From The Window, yani camdaki adam oyununu oynayacağız arkadaşlar. Hepinizin eminim ki hayatında korkunç anlar karşınıza çıkmıştır arkadaşlar, ama bu kadar değil. Çünkü bu bir aile drama oyunu. Yanımızda Kübra, Nisa ve Pratik Oyun var. Hoş geldiniz dostlar. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlarım, oyunu zaten oynarken daha da güzel bir şekilde anlayacaksınız. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. En az arkadaşlar 10.000 like bekliyorum bu videoya. Hadi o zaman. Boom! Evet arkadaşlar, oyunumuza start diyelim ve başlayalım. Bu arada çevirileri elimizden geldiğince güzel bir şekilde çevirmeye çalışacağız sizler için arkadaşlar. Ve oyunumuz başlıyor. Dur, kapıya baksana ya. Niye bakmıyorsun? Neyse, şunları bırakayım. Ay, bu çocuk niye duymuyor beni ya? Oy! Ay! Çocuğum, evladım. O kadar yorgunum ki anlatamam. Çok uzun bir iş günü geçirdim. Çok çalıştım bugün ya. Ama merak etme, sana da çok güzel bir şeyler getirdim dalıt malıt. Sen neler ettin bakayım, anlat bakayım, neler yaptın bugün? Kız, sesimi duymuyor musun? Anneciğim, anneciğim, baksana. Çok ilginç bir kitap buldum ama korkuyorum. Nereden buldun? Kitapta çok kötü şeyler yazıyor. Etkilendim, camdan biri bakıyormuş. Bu kitabı buldum. Ne biçim resim koymuşlar o kitabı ya? Sen nereden buluyorsun ya? Vallahi ben bırakmadım bunu eve ya. Kim verdi sana çocuğum, eve biri mi geldi yoksa? Yatağın altında buydum. Neyse, ver de okuyayım bakalım ne diyormuş. Camdaki adam. Bir gün bir adam varmış. Kimsesi yokmuş. Ve karanlıkta sessizce dolaşırmış. Ay, değiştireyim şu sayfayı. Dışarıya çıkmış ve insanların evlerini gözetlemeye başlamış. Demiş ki, ben kendime arkadaş bulmalıyım, kimsem yok. Ondan sonra insanları gidip korkunç bir şekilde korkutmaya başlamış. Kendine yeni oynayacak arkadaş bulmak için. Değiştireyim sayfayı. Daha sonra adam bayağı bir korkunçlaşmaya başlamış. Ve insanları bulunca bunları kaçırmaya başlamış. Kendine arkadaş etmek istiyormuş hepsini. Ne garip bir hikaye ya. Neyse, değiştirelim. Beni o adamın geldiğini anlamak için camdan tık 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 sesini duymanız yeterliymiş. Eğer o adamdan 5 dakika saklanırsanız kurtulursunuz. Eğer saklanamazsanız sizi alıp kaçırıp götürür. O adam 5 dakika içinde gider. Ona göre dikkat edin. Allah Allah ya, ne saçma bir hikaye ya. Nereden buluyor bu çocuk bunları? Gördün mü anne, neler anlatıyor kitap. Korkuyorum. Korkma çocuğum, bu sadece bir kitap ya. Yalan bunlar, yalan oğlum. Ana, ne oluyor ya? Kapıya vurmuyor öyle. Oğlum ya, vallahi korkmaya başladım. Aynı hikayedeki gibi bir şeyler oluyor. Allah, gidip bakayım en iyisi bir. Bir dakika, anneyi mi oynuyorum ben oyunda? Ben de o yaratığı oynayacağım zannediyordum ya. Ne vuruyorsun ya kardeşim? Tap. Ah, çocuğum var. Yavrum, neye bakıyorsun sen öyle, güzel çocuğum? Kübra, Pratik, ne yapacağız arkadaşlar? 5 dakika boyunca, 5 dakika boyunca bu hayvandan, bu dışarıdaki yaratıktan saklanmamız lazım. Şu çocuğu ne yapacağım? Bak diyor, baba diyor, anne diyor. Oğlum, beni takip et, seni bir yere götürmem lazım. Bu ne? Burası olmaz. Tuvalet abi, tuvalet. Tuvalete saklayacağım tabii ki de. Nereye saklayayım çocuğu? Gir. Gir yavrum, gir. Girdi mi lan? Herhalde girdi. Ben neredeyim? Ben nereye saklansam? Kübik, nereye saklanayım? Kitaba bak, kitapta neresi diyorsa oraya saklanalım. Ya kitapla ne alakası var ya? Şöyle bakayım. Bu ne? Aha. Koltuğu hemen yatağa dayayacağım. Şeye, kapıya dayayacağım abi. Daha biraz zor gelirsin sen. Ben de şu masanın altına girerim. Vurup vurup gider zaten. Oh mis. Hadi bakalım neler gelecek başımıza, görelim. Evet. Kapıdaki adam kapıya vurmaya başladı ve kapıyı kırdı. Hayvan gibi kırdı. Güzel. Şu an adamın gözünden oynuyoruz. Yaratığın gözünden. Bu kapıyı kırma olayında tabii ki saat birazcık geçmiş. Bir dakikanı yemişiz burada. İlk olarak gelmiş ve nereye bakmış? Buzdolabın içine bakmış. Maşallah. Helal olsun.
Çok mantıklı bir yere baktın. Kesin buzdolabına çocuğu koymuşumdur. O ne lan? Ya lütfen ama ya. Ya beni nasıl buluyor? İkinci dakikadan beni buldu ya. Nasıl buldu? Bilmiyorum ki abi. Kitapta diyordu ki 5 dakika saklanman gerek. 5 dakika boyunca oyalanması gerek bundan kurtulmam için. Ya sorma Kübra ya. Valla çok kötü oldu ya. Aa küçük çocuk çıktı. Allah. Ne diyor bakayım? Sağa sola baktı annesine. Anneciğim. Bu adam gitmiş. Hadi artık dışarı çık. Gerçekten o gitti. Anne. Anne saklanmayı bırak. Lütfen. Anne gitti, anne gitti oğlum sen. Aşırı derecede üzüntülü ya. Evet, handaşlar şimdi bu defa bu aileyi çok güzel bir şekilde saklayacağım. Aileden kimse ölmeyecek, tamam mı? O çocuk da ölmeyecek, o annesi de ölmeyecek Kübra, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam, şimdi sakin oluruz, tekrardan başlıyoruz, sıkıntı yok. Annemiz güzel bir şekilde işten geliyor handaşlar. Yorulmuş, gün boyunca çalışmış. Ve kendisi bir, fark ettiyseniz, fırıncı. Ve çok güzel bir şekilde elinde kutuyla geliyor. Evet kapımızı kapattık. Kulakları da çok uzun maşallah. Evet geldi burada. Elinden oraya bir şeyler bıraktı. Bir de anahtar bıraktı. Güzel. Evet şimdi yürüdük. Geldi. Buraya güzel bir şekilde oturuyor mu? Oturdu. Evet. Oh diyor yıldızlar ne güzel diyor bu gece diyor çok muhteşem falan diyor. O sırada çocuğumuz uyuyamamış kalkıyor geliyor. Her şey bu çocuğun başının altından kalkıyor zaten. Anne diyor ben diyor gece diyor bir kitap okudum diyor. Bu kitabın içinde dehşetli vahşet şeyler yazıyor diyor. Niye böyle bir şey söylüyorsa. Al bir de sen oku diyor. Aldık. Çocukça çok tatlı maşallah. Evet şimdi kitapta ne yazıyor arkadaşlar? Ondan 5 dakika boyunca saklanmamız lazımmış. Bir dakika lan burada bulmaya çalışacağı yerler mi yazıyor onu? Aa baktığı yerler yazıyor. Bir dakika baktığı yerler yazıyorsa zaten biz çözeriz ki bu işi. Evet. Bir dakika kitabı tekrar nasıl açacağım? Hayır. Açılmadı. Abi cama vuruyor yine. Bir dakika kitabı sadece bir defa umarım hakkımız yoktur. Bir kez daha hak verin lütfen. Ben şimdi şuraya anahtar bıraktım. Daha demin ben bu anahtarı aldım mı Kübra? Hayır. Almamıştı. Şimdi alırsak tamam. Belki kapıyı kilitleriz gelemez. Mantıklı. Peki neyle şey yapacağım? Tap mı? Yo tap bunu açıyor. Ah anahtarı buldum. Evet kapıyı kilitledim. Tamam. Şu an kilitlenme sesi geldi. Güzel. Şimdi koltuğu alıyorum. Koltuğu da şeyin önüne kapatayım. Kapının önüne kapatayım ki hiç giremesin abi kapının içine. Çok güzel. Şimdi yavrucuğum. Canım yavrumu nereye saklayacağım? Ha kitabı bir kez daha açıyorum. Şimdi diyor ki abi. 5 dakika süren var diyordu zaten. İlk olarak aynalı yerin altını aramış. Aynalı yer neresi abi? Ayna nerede var ayna? Aynayı bilen var mı abi? Ayna. Banyoda olabilir. Tuvalet falan. Aa bak burası. Tamam ilk olarak buna bakmış abi. Büyük ihtimalle. Tamam. Aynadan sonra gelmiş. Soğuk bir yere bakmış diyor. Dolap abi orası da. Tamam dolaba bakacak. Kesin buzdolabı. Buzdolabına bakacak tabii ki. Sonra şu dolabın içine bakacak. Tuvalet dolabının içine. Ondan sonra abi dinlenme yeri diyor. Yataktan bahsediyor büyük ihtimalle. Yatağa bakacak. İnşallah yanlış değildir. Yataktan sonra da ekmek şeyinin içine bakacakmış. O zaman ben çocuğu nereye saklayacağım? Yatağın altına sakla. Oğlum yatağın altına bakacak diyor lan. En son bakacağı yere mi saklasak? Mantıklı. En son bakacağı yere saklayalım abi. Diyor ki o diyor suyun olduğu yere. He, bir dakika buldum. Su. Buraya saklanılıyor mu? Önce çocuğumu güvenli yere saklamam lazım diyor. Abi biz buraya gireceğiz. Çocuğu da şu masanın altına koyacağız. Ha. Bu kadar basit. İnşallah bulamaz bu, ya inşallah bulamaz. Bu bir işe yarıyor mu? Danıtlar diyor. Paketini aç. Paketini açma, dokunma, kendin ye. Ne yapayım? Bence aç. Gelirken belki onu yer oyalanır. Mantıklı. Belki acıkmıştır, yiyip de gidebilir. Hırsız olmayabilir. Evet. Yavrucuğum gel bana, seni ekmekliğin altına saklıyorum. Evet. Çocuğumu güzel şekilde saklan bakayım. Ekmekliğin altına saklan oğlum. Korkuyorum anneciğim diyor. Yavrum benim, yavrum kıyamam sana. Anam nasıl da saklanmış. Bir dakika kapıları kapatmayı unutmayayım. Vallahi patlarız. Çünkü kapılarla uğraşıyor onu fark ettim ben. Bir dakikayı kapıda yedi yani. Açılıyor mu? Yok açılmıyor güzel.
Açıldı. Ay geliyor. He. Çabuk çabuk. Hadi. Açılmıyor. Evet. Buraya saklanıyorum abi ben de. Tamam bu iş bitti Kibra. Bu iş bitti Kibra. Yes. Hadi bakalım. Ne oluyor şimdi? Oh. Evet saat 2'ymiş ve adam kapının dibinde bitmiş. Ve kapı kilitli olduğu için kırmak için 30 saniyesini harcamış. Ve arkasında da bir şeyler olduğu için biraz daha uğraşmış. Ve toplamda 1 dakika süreyi burada yedik. Ha güzel. Saat olmuş. 2-1. 2-1 geçe. 2-1 geçe. Danıtları görmüş. Danıtları, danıtları oturup yemiş Aynen abi. Tamam danıtları da yediği için burada da birazcık süre yemiş yine. Ve saat 2-2 geçe olmuş. Güzel. Evet doğruydu. İlk olarak aynaya bakıyor daha. Bakalım doğru mu? Kapı kilitli olduğu için kırmış. Lan beni görmüyor musun şu anda? Kabak gibi oradayım. Evet. Daha sonra inşallah kapıyı kırması bir dakika aldığı için 2-3 geçmiş. Tamam daha sonra bu korkunç adam gelmiş. Aynanın altına bakmış. Ama hiçbir şey yokmuş. Bir dakikası kaldı. Evet buzdolabına bakması lazım. Buzdolabına bakmış. Hadi yapacağız gibi. Buzdolabında da hiçbir şey yokmuş. Yatağa bakması lazım abi. Lütfen yatağa bak. Lütfen bebeği bulma. Lütfen yatağa bak. Evet yatağa gidiyor. Bir dakikası var. Kapıyı açana kadar o biter. Evet. Kesin kapıyı biter. kırmış. Kontrol edecek kesin yatağı da Kübra. Lütfen bulmasın. Hadi ya. Lütfen bulma. Zaten bulamaz ki. Ve yatağı da açmış ama hiçbir şey yokmuş. Çık git lan evden. Çık git. Süren bitti. Ve saat dolmuş ve adam dolmasına rağmen hiçbir şey bulamamış. Ve çabukça oradan ayrılmış ve koşuyor bak pıt 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 pıt. Ve gitmiş. Ne oldu bu adam? Nereye gittin? Neydi? Ne oldu? Neden geldin? Hiçbir fikrim yok. Neden geldiğine dair hiçbir fikrim yok. Ama aileyi kurtardık mı? Kurtardık büyük ihtimalle değil mi? Evet. Tabii ki. Bakayım. Anne geldi. Anne tavşan. Arıyordur. Kapıyı kapattı. Anne o gitti mi? Evet oğlum gitti. Artık endişelenme. Horay. Horay? Horay ne lan? Oraya gidecek işte. Aynen değil mi? Anne gerçekten çok korktum. Neden korktun diyor. Anne bak senin danıtlarını yedi. Ama beni bulamadı diyor. İşte danıt yerse öyle olur. Ve daha sonra bu kitap lanetli olduğu için bir daha arkadaşlar asla ama asla hiçbir insan tarafından okunmadı. Evet öyle vay şeyler be. Yazıyor vay be. Güzel. Peki şimdi ailenin başına iki tane mi yaratık gelecek? Ne olacak buradan sonra? Bilmem yok ya. Bitti mi? Vay kurtulduk ondan. Aa yıldız aldım. Hayret. Süper. Bu yıldız ne işleri? Bir daha bakayım mı farklı bir şey oluyor mu diye. Bak. Ya yıldız verdi sonuçta. Belki yaratık değişmiş olabilir mi? Bilmem. Bilmiyorum ki deneyelim. Tamam deneyelim bir bakalım abi. Annemiz geliyor. Güzel. Elinde tatlı şeyiyle. Danıtlarıyla geliyor. Oh. Kapıyı kapattı güzel şekilde. Gün boyunca da güzelce yapmıştır şimdi onları var ya. Mis gibidir tatları. Oh. Anahtarı da koydu oraya. Gidiyor gidiyor. Dişleri de ağzına çıkıklı. Evet. Ablacığım kamyonet gibi gidiyorsun yemin ediyorum ya. Evet otur artık. Otur artık korkutuyor bizi. Evet çok güzel. Helal olsun. Evet. Oturdu. Ve arkadan beyişimiz geliyor. Çıpır 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 çıpır. Evet burada annesiyle çocuğu tabii ki yine harika bir diyalog kuruyorlar. Anneciğim bak diyor bu diyor. Bu arada yaratığı hiç göremedik abi oyun boyunca. Yaratığı görebildiğimiz evet. Bir yer var mı? Hayır. Yok ama kitaptaki resminden biraz gözüküyor. Sadece kitaptaki resmi var abi. Camdaki adam. Bari camda göreydik abi şu adamı. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar dam 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 sesi gelecek. Cama vuruyor çünkü kendisi. Evet ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şimdi şu danıtı tekrardan açıyorum ben. Tabii ki. Açtım. Anahtarı alıyorum abi. Aldım. Şuradan anahtarla kilitledim kapıyı. Bunu kapının önüne mi koyuyoruz? Koyuyoruz. Kapı kilitli kalsın abi. Bakayım. Kimse var mı? O ne lan? Ne oluyor? Orada bir şey var gibi. Evet.
Gördünüz mü? Gördüm. Garip bir şey vardı. O neydi öyle ya? Abi yerde gerçekten bir figür gibi bir şey var. Ben bir çocuğu saklayacağım, tekrar bakacağım çünkü orada bir şey olabilir. Bir dakika, hikayeye göre ne diyor abi, nerede ne oluyormuş, ona bakalım bir. En sondaki sayfalar çok önemli. Soğuk yere bakmış son olarak, çocuğu oraya saklayacağız. Biz de kendimiz masanın altına saklanacakmışız. Yavrum gel. Seni, inanır mısın, seni buzdolabına saklayacağım. Hiç hoşuna gitmeyecek bu ama saklamak istiyorum buzdolabına. Korkuyorum anneciğim diyor. Ne yapayım yavrum? Donabilir ama orada. İnşallah donmaz kanka, ne diyeyim şimdi çocukta. Donacağını düşünmüyorum ben. Evet, açılmıyor, açılmıyor, tamam. Bir daha bakacağım. Abi lütfen yaratığı görmeyeyim. Ay! Oo! Bu ne be? Oğlum bu be? Nasıl bir tip? Korkunç. Anam, gerçekmiş Kübra. Granny gibi bir şey bu. Renge bak ya, gözlere bak. Uy. Gözleri pörde, burnu da garip. Gerçekten söylendiği gibi bir yaratıkmış bu. Evet, oturuyoruz şöyle. Hadi bakalım, tekrardan bulabilecek mi bulamayacak mı onu göreceğiz. Evet. Geliyor yaratığımız. Saat tabii ki 2 olmuş. Kapıya vura 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 en sonunda öküz gibi kırdı. Bizim kanepeyi de yere düşürdü. Ben şu an koltuğun altındayım. Beni görmesin lütfen, o masanın altındayım. Evet, burada danıtları gördü, oturdu, bir güzel yedi. Otururken bacakları bana çarpmadı mı yani? Bence çarpması lazımdı. Neresi çarpmadı daha iyi. Yürüdü 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 yürüdü. Ve ilk olarak bu defa yatak odasına gidiyor. Bak 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 bak. Yatak odasının kapısını kırıyor. 30 saniyesi de burada gitti. Tabii ki yatağın altına bakarken bir dakika daha geçer herhalde. Evet, baktı yatağın altına. Ve hiçbir şey bulamadı. Şimdi tuvalete gidecek büyük ihtimalle. Git tuvalete canım. Tuvalete git lan. Başka yere gitme. Tuvaletin kapısını kırarken yine 30 saniyesi geçti. Oradan da bir şeye bakarken zaten bir dakikası dolacak. İyi, oyunun mantığını çok hızlı bir şekilde çözdük. Evet, keşke bunları daha bulmacalı şekilde verselerdi, daha tatlı olurdu ama sıkıntı yok. Evet. Tekrardan burada bir de aynaya bakası geldi herhalde. Bak orayı da zaten bulamayacaksın ki bizim aileden kimseyi, kusura bakma. Evet, bunu da baktı ve hiçbir şey yoktu. Korktu, ani bir korkuşla tak 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 kaçtı. Başla. Gitti. peki bizim çocuk donmuş olabilir mi abi şimdi? Evet, aa, onu merak ediyoruz. Dolapta kaldı. Dolapta kaldı abi. Çocuk, bu arada dolap içeriden açılmıyormuş. Öyle bir şey varmış arkadaşlar. Biz öyle duyduk ama. Şimdi çocuk kendisi yine arkadan mı gelecek yani? Bilmiyorum ki. Herhalde dolabı açıp annesi kurtarması lazım. Ha, bak yok ya, oraya eklememişler. Aa, kanka. Burada. Çocuk kendi kendine öyle mutlu oldu, yaşadı valla. Evet. Arkadaşlar, oyunun mantığını çok güzel bir şekilde anladık. Umarım sizler de anlamışsınızdır. Oyunu indirmek istiyorsanız açıklama kısmında linki mevcut, tıklayıp indirebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuzda arkadaşlar. Kübra Nisa'ya pratik oyuna ve kendime çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizlere de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bol bol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.